Arcane'de en sevdiğim savaş sahnesi bu sahne. Peki Arcane'de çok fazla mükemmel diyebileceğimiz savaş sahneleri var. Neden özellikle bu sahneyi seviyorum? İlk olarak bu tanıdığımız iki karakter arasında geçen bir savaş. Ana karakter ve dakikasında harcanan diğer düşmanlar tarzında bir savaş değil. Buna benzeyen Vi ve Sevika'nın savaşı var diyeceksiniz belki ama o savaş bence Jinx ve Ekko arasındaki savaş kadar derin değil. Yine de sinematografik olarak çok beğendiğim bir sahnedir, o ayrı. Özellikle de şu sahnesi mesela. O zaman gelin Arcane dizisindeki en sevdiğim sahneyi incelemeye başlayalım. Başlangıçta Jinx'in söylediği The Boy Savior, yani kurtarıcı çocuk, bu bölümünde adını taşıyor. Bu sözün ardından film bitene kadar hiçbir cümle yok. Müziğin sözlerini saymazsak tabii ki Arcane müziklerine başka bir videoda yer vermeyi düşünüyorum. Ekko ve Jinx'in çocuklukta birbirini tanıdığını biliyoruz. Fakat bu ilişki uzun uzun işlenmiyor. Dolayısıyla bu sahnede tek bildiğimiz birbirlerini önceden tanıdıkları. Ardından Ekko bir cep saati çıkarıp sallamaya başlıyor. Bu işaretin manasını Ekko ve Jinx biliyor. Bunu anlıyoruz. Fakat biz seyirciler olarak henüz ne olduğunu anlamıyoruz. Tek anlayabildiğimiz şu. Burada Ekko bir teklif sunuyor. Jinx de bu teklifi kabul ediyor. Bu arada hayatımdaki en güzel kabul etme hareketi bu olabilir. Dövüş başladığında küçükken oynadıkları bu oyun hakkında daha fazla bilgi almaya başlıyoruz. Anladığım kadarıyla oyun şu şekilde. Karşılıklı iki rakip var. Birinin elinde kılıç, yani yakın dövüş silahı. Diğerinin elinde ise paintball tabancası var, yani uzak dövüş silahı. Ekko'nun göğsünde, Jinx'in de kafasında rakibine karşı korunmasını sağlayacak aparatlar var. Oyunun amacı açık. İlk vuran kazanır. Sahnede hem geçmişi hem de olası geleceği aynı anda gösteriyorlar. Biz de hem geçmişleri hakkında hem de birazdan olacaklar hakkında bilgi ediniyoruz. Çocukken oynadıkları bu oyunu bu sefer ciddi olarak oynayacaklar. Ölüm kalım savaşı verecekler. Sahnede herhangi bir diyalog olmadığı ve müziği de şu an incelemeyeceğim için gelin biz görsel işaretlere bakalım. Burada anlatılan birden fazla hikaye var. Karakterlerin çocukluğunu anlatan bir hikaye. 2. Sembolizm. 3. Karakterlerin o zamandan günümüze yaşadıkları gelişim ve değişimler. 4. Yaşadıkları dünyanın değişimi. Ekko çocukken tecrübesiz ve yaptığı hareketler acemice. Zaten oyunu da Jinx kazanıyor. Jinx ise boya tabancasını çok iyi kullanıyor. Ekko'dan daha becerikli diyebiliriz. Günümüze döndüğümüzde yine Jinx kazanacak diye bekliyoruz. Fakat Ekko, Jinx'in hareketlerini okuyor ve hepsinden kaçarak sonunda kazanıyor. Yani Ekko kendini fiziksel anlamda geliştirmiş. Zaten deli gibi hoverboard kullanıyor. Duygusal olarak ise durum çok başka. Ekko burada bir hata yapıp eskiden oynadıkları oyunu ortaya çıkarıyor. Ve bunun sonucunda Jinx'e baktığında gözlerinde hala powder'ı gördüğünü fark edip son vuruşu yapamıyor. Kendini neredeyse canından olacağı bir duruma sokuyor. Gelelim Jinx'e. Jinx ise çocukken çok daha gülümseyen, hayat dolu, mutlu bir çocuk. Bu savaş oyununu oynarken ve kazandığındaki vücut dili ve pozları çok çocuksu. Bize mutlu bir karakteri anlatıyor. Fakat büyüdüğünde Jinx bunun tam tersi. En son sahnede de bunu görüyoruz zaten. Jinx kendini öldürmek pahasına son hamlesinde bile saldırmaya devam ediyor. Karga ve Firelight sembolleri neyi temsil ediyor? Firelight hem bu böceklerin adı hem de Zaun'da Silco'nun yönetimine karşı örgütlenmiş bir yapı. Dolayısıyla Ekko'nun yanında bu böceğin sembolünü görüyoruz. Peki Jinx'teki karga ne alaka? Kargalar çoğu zaman ölüm, kötü şans, uğursuzluk anlamlarına geliyor. Jinx zaten kelime anlamıyla uğursuzluk demek. Karganın daha birçok anlamı da var. Dönüşüm ya da farklı dünyalar, alemler arasındaki bağlantıyı da sembolize ettiğini söylüyorlar. Ama Arcane ve Jinx için en uygun şeyler bence uğursuzluk ve dönüşüm. Uğursuzluk ya da ölüm anlamlarını açıklamama gerek yok aslında. Fakat değişim kısmını biraz açayım. Dizideki kargalar Jinx'in dönüşümünü sembolize ediyor. Bu sahnede Jinx ablasını gördüğünde tekrar Powder karakterine dönecekken kargayı görüyoruz ve ardından Jinx ortaya çıkıyor. Eskiden ablası ve arkadaşlarıyla oynadıkları bu oyun salonuna tekrar döndüğünde yine geçmişteki halini, yani Powder'ı hatırlıyor ve ne görüyoruz? Yine bir karga. Son bölümde Jinx'in sandalyesine baktığımızda da bu karga tüylerini görüyoruz. Çünkü artık Powder yok. Jinx dönüşümünü tamamlamış. Here's to the new us.
Jinx'in yaşadıklarını dizinin ilk 3 bölümünde zaten net bir şekilde görüyoruz. Filmin de ana karakteri olduğu için bunlara çok yorum yapmama gerek yok. Ama Echo'nun yaşadıklarını dizide çok fazla görmüyoruz. Buradaki boşlukları bizim doldurmamız gerek. Echo ve Powder'ın çocukken daha mutlu ve iki şehir arasındaki savaştan çok da haberleri olmadan yaşadıklarını görüyorduk. Şu an ise kendilerini savaşın içinde bulan insanlara dönüşmüşler. Echo yaşadığı kayıplar yüzünden içinde bulunduğu dünyayı değiştirmek istiyor. Buna eylemleriyle katkı sağlamak istiyor. Kendi büyüklerinden gördüğü gibi o da halkını korumak için güçleniyor, örgütleniyor ve gelişiyor. Zaten filmde Firelight'ların liderini gördüğümüz şu sahnede maskenin ardındakinin Echo olduğunu anlamışsınızdır. You look good for a dead girl. Zaun ve Piltover birbirine zıt iki şehir. O zaman olduğu gibi günümüzde de aynı şekilde. Piltover gelişen teknolojisiyle çok daha zenginleşmiş, Zaun ise Silco'nun kontrolü ele almasıyla daha da güçlenmiş. Ama aslında aralarındaki uçurum çok daha artmış. Bunu animasyondaki sahnelerde geçmişe baktığımız sahnelerin aydınlık, günümüzdeki sahnelerin karanlık olmasıyla da biraz desteklemişler. Bu tabii ki Echo ve Powder'ın bakışını da yansıtıyor. O dönemde dünyaları toz pembeydi ve çocuksu bir mutluluk içerisindelerdi. Echo, Jinx'e baktığında Jinx'i görmüyor. Bu oyunu oynadığı zamanlarda bağ kurduğu Powder'ı görüyor. Bundan önceki kelimeler olmadan hikaye anlatmak videomda da bahsettiğim her şey bu sahnede mevcut aslında. Kadın karakterlerin Arcane'de nasıl yazıldığıyla alakalı bir video da vardı. Güçlü kadın karakterlerin eylemleri filmi değiştirmeli. Yaptığım bu iki videonun karışımı olan bir sahne aslında bu. Çocukluğunda Powder, büyüdüğünde ise Jinx, Echo'nun limitlerini zorlayarak onu daha güçlü bir karakter haline getiriyor. Bu düşüncelere dalan Echo, Jinx'in hatırlatmasıyla kendine geliyor. O artık Powder değil. Çünkü Powder çoktan gitti ve yerini Jinx aldı.